Yükselen Değerler programından hayırlı akşamlar. Program başlıyor. Seramik sektöründe faaliyet gösteren firma, bakalım 2017'de ne tür yenilikler yapmış? Birlikte izleyelim. Firma 1997 yılında kuruldu. En kaliteli ürünü mükemmel müşteri hizmeti anlayışıyla müşterilerine sunan firma, desen ve tasarım, kalite, fiyatlandırma, hizmet ve lojistiğe çok önem gösteriyor. Günümüzde şirket, müşteri taleplerinin hızlı ve kaliteli olarak karşılanmasıyla da tanınan bir kuruluş haline gelmiş olup, kaliteli ve hızlı hizmet sunumunu ilke edinmiştir. 1997 yılında kuruldu. 2007 yılına kadar 3 milyon metrekare ile pazara destek verdi. 2007'den sonra tamamen yönetimi holding firmama geçerek her sene %50 artırarak şu anda 2017 yılındaki hedefimiz 20 milyon metrekaredir. Türkiye, istihdam ve büyümede gelişmekte olan büyük ekonomilerle karşılaştırıldığında parlayan bir yıldız olmuştur. Kurum olarak, geleceğe olarak koyduğumuz hedeflerin hepsini peşinen takip ediyoruz. Koyduğumuz %50 hedefimizden hiç şaşmadık. Sonuçta bu sektör çok farklı bir sektör. Sanayi olarak siz bu sektörde yaptığınız yatırımları karar verdiğinizde bunlar hemen karar verip üretime geçilmiyor. Bir yıl önceden tedarikçilerinizle görüşerek yatırımlar kararını alıyorsunuz. Onların siparişini verdiğinizde geri dönmek gibi bir şansınız olmuyor. Dolayısıyla tabii ki her şey güllük gülistanlık oluyor. Siz yatırıma karar veriyorsunuz. İhtiyaç var çünkü. Büyüyen bir Türkiye var. Büyüyen bir sektör var. Sizin yerinizde durmanız gibi bir şansınız yok. Hele biz gibi bir sanayici anlayışında hiç yok. Dolayısıyla bu büyümede taleplere cevap vermeniz için siz kapasitenizi yükseltmek zorundasınız. Kapasite yükseldiği zaman tabii bu arada yeni teknolojiye geçiyorsunuz. Ebat yeni ürün, kapasite artırımı, istihdam artırımı hepsi peşinde geliyor. Seramik olarak biz yer, duvar, dekor, bordür, basamak, havuz seramiği, havuz kenarı seramiği birçok mimarlarımızın taleplerini cevaplayan bir firmayız. Bunların içinde teknik granit olabiliyor, sırlı porselen olabiliyor, yarı lapata olabiliyor, full polish olabiliyor. Talebe göre yani mimarımızın çizmiş olduğu projeye göre biz ürün üretiyoruz. Diş cephe ürünleri veya iç alanlardaki döşemelerde mutfak tezgah arası, banyo, koridor ve birçok yerlerde mesela şömine arkalarında vesaire hepsine bunlara farklı farklı ürünler döşüyor. Teknoloji ve kalitesiyle dünyaya adını duyuran Türk seramiğinin de yakın bir gelecekte dünya liderliğine ulaşmasında Yüksel Seramiğin de desen, tasarım, teknoloji ve kalitesiyle önemli bir katkısı olacağı aşikardır.
Şimdi ben önce yurt içindeki bayi ortaklarım. Ben bayilerimi hep ortak olarak görüyorum. Çünkü ben onların tedarikçisiyim. Onlar da ürünü pazarlayan sahada arkadaşlarım. Projelere giden, müteahhitlere servis veren, tüketiciye hizmet veren her bayim fabrikanın ortağı demektir. Ülkemizin her ilinde %90 bayi ağımız gelişmiştir. Seramik sektörün geleceğini biz şu anda dünya üçüncüsüz, gelecekte ama bir yıl ama iki yıl dünya lideri olacağına inanıyorum. Çünkü şu anda fabrikalarımızda çalışan oyuncularımızın çok başarılı olduğunu ve teknolojiyi yenilediğimizi, her türlü teknolojide yararlandığımızı, teknoloji üreten fabrikalar, ülkeler Türkiye'ye gelip yatırım yapıyorlarsa, şirket kuruyorlarsa Türkiye'de çok şey başaracağımıza inanıyorum. Şimdi 2017'de bir kere çok büyük ebatlara girdik. Ebat dediğimiz zaman bir cümle ama bizim ürün gamımız 3000 çeşit. Bunun ebatın dışında renk farkları var, desen var, tasarım var. Ben dinleyicilerimizi ziyaret etsinler. Tüm çeşitlerimizi, tüm farklılıklarımızı görmelerini tavsiye ediyorum. Evet, mimarımıza, müteahhitimize, evini yenileyenlere tavsiyem bu. Gerçekten turizmcilerimize bilhassa, çünkü onlar için havuz seramiği ve havuz kenarı seramiği sorunsuz. Yurt dışında gelen turistlerimizin çoğu havuz kenarındaki döşenen ahşabı oradan kopan parçalardan verdikleri cezanın ne olduğunu bilen biriyim. O açıdan çok büyük bir çözüm getirdik ona. Bunu değiştiren turizmci dostlarım çok mutlular. En azından o mutlu olan dostlarımdan tavsiye alsınlar diye söylemek isterim. Bugün 250 bin metrekare açık ve 50 bin metrekare kapalı alanda konuşlanan firma, ekonomi dünyasının yükselen değerleri arasındadır. Firma seramik alanında faaliyet gösteriyor. Özellikle 2017'de ihracatta atak yapmaya çalışıyor. Detaylar VTR'mizde. Müzik
Şirket, başarılı çalışmalarla gerek iç gerekse dış pazarlarda arınılan marka olma özelliğini sürdürülebilir kılmak için sürekli gelişimi ve büyümeyi hedeflemektedir. Uşak'ta 50 bin metrekaresi kapalı, 480 bin metrekare açık, toplam 530 bin metrekarelik bir alanda yer ve duvar karoları üreten Seranova Seramik, 6 milyon metrekare yer ve 5 milyon metrekare duvar olmak üzere toplam 11 milyon metrekarelik üretim kapasitesine sahip bulunmaktadır. 2012 yılı başından itibaren benim göreve geldiğim tarihtir o. Ciddi anlamda bir takım değişiklikler içerisinde bu sektörde bu firma. Özellikle 2012'den sonra 3 tane hedefimiz vardı. Bunlardan birincisi markalaşma hedefiydi. İkincisi daha kaliteli, daha katma değerli ve inovatif ürünler üretmekti. Üçüncü hedef de bunları satışa, ihracata daha doğrusu taşıyıp hedeflerimizi ihracatta yakalamak. Bu üç hedefin hepsi bir arada tabii kolay değildir. 2012'nin ikinci yarısından itibaren başlayan bu hızlı ivme 2013'te ilk evvela Unisera Fuarı'nda ortaya çıktı. Markalaşma sürecimizde artık bilinen ve tanınan bir firma olmayı geçtiğimiz 3 sene içerisinde başardık. Tabii bunda özellikle hem bir taraftan bizim ekibimizin yaptığı katkılı işler ve güzel ürünler varsa da birlikte çalıştığımız bu ekibin içerisindeki gerek satış ekibi, gerek üretim ekibi, gerek Ar-Ge ve inovasyon ekibi ciddi oranda çalışmaları neticelendirdiler. Ben sadece onlara taleplerimi ve yol gösterici olarak bir görev yapıyorum. Taleplerimi iletiyorum ama arkadaşlarımızın bu konudaki gayretleri de sahaya yansıdığında beğeni topluyor ve pazara da ciddi anlamda satış olarak yansıyor. Hedeflerimizi ihracatta tam manasıyla istediğimiz noktaya gelmiş değil. Ama bu ivmenin mutlak surette gelecekte de devamını öngördüğümüz için de hızla yükseliyoruz, iyi şeyler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Firma kendi ülkesinde üretim yaparak istihdam oluşturdu. Sürekli yaptığı yatırımlarla da üretim kapasitesini yılda 11 milyon metrekareye çıkarttı. Bizim üretim aşamalarımız geçmişte sadece yer karosu ve duvar karosuydu. Şu anda porselen dahil olmak üzere yeni bir yatırımla da teknik granit yapmaya da başlayacağız çok yakın zamanda. Bunun için yatırımla ilgili tüm görüşmelerimiz hemen hemen sonlandı. Önümüzdeki günlerde yönetim kurulu bu konuda karar alır almaz hemen yatırıma da bir anda başlayacağız. Bu görüşmelerin neticelenmesiyle beraber bizim portföyümüzde olmayan diğer ürünleri de katmış oluyoruz. Böylece eksiğimiz kalmıyor. Seramik sektörü içerisinde zaten ağırlıklı olarak teknik granit ve porselen en çok ağırlıklı satılan ürünler olarak görülüyor. Bunun dışında duvar karosuyla ilgili de biz başarılı bir ekibiz. Çünkü yaptığımız son dönemlerdeki ürünlerde diğer fabrikalarda henüz daha başlamamış olan bir özel üretimi yapıyoruz. Bu da ürünlere bir takım efektler katıyoruz, bir takım özellikler katıyoruz. Görselliğini çok daha üst seviyeye taşıyoruz. Bunun için yaptığımız çalışmalardan bir tanesi özellikle porselende bir ahşabın damarların içerisine parlak bir takım mürekkeplerle efekt atıyoruz. Veya bir duvar karosunun üzerinde mat parlak bir takım efektlerle bunu bir dijital makine üzerinde yapıyoruz. Ve dolayısıyla da belki Türkiye'de bir ilk olduğu bir gerçek ama muhtemelen ileriki tarihlerde başka arkadaşlarımız da böyle üretimler yapacaklardır ama biz bu ilki başarmanın tabii sevincini yaşıyoruz. 2017 yılında ihracat atağı yapmaya çalışan Seranova, Uşak'ta üretiyor, dünyaya pazarlıyor. Evet, dünyada seramik sektörü İtalyanların hala trendi belirleyen taraf olmasıyla ilgili bir gerçek ortada. Biz henüz daha trendi belirleyen taraf değiliz ama tasarımlarımız çok daha iyi seviyeye geldi. Ciddi anlamda kalitemizde hiçbir eksiklik yok. Ama markalaşma sürecindeki geriliğimizi tamamlamak zorundayız. Bir artık Türk markaları olarak dünyada İtalyan markaları gibi bilinir hale gelmek ve ürün kalitemizi de mutlak surette fiyatlarımıza taşımak istiyoruz. Hala daha bu pazarlarda ortalama birim fiyatlarımız çok alt seviyelerde İtalyanlara göre. Bunun için de yapılacak en önemli şey markalaşmanız, bilinirliğinizi artırmanız ve o pazarlarda hedef olduğunuz ülkeler de dahil olmak üzere trendleri sizin belirlemeniz lazım. Bunları yaptığımız takdirde İtalyanların önüne geçmemiz de mümkün. Müzik
2017 yılına çok özel efektli ürünlerle girdik. Hem duvarda hem yerde hem porselende. Bu ürünler gerek Avrupa, gerek Amerika, gerekse Türkiye pazarında çok ciddi beğeni gören ürünler. Hakikaten özellikle yaptığımız yurt dışı ziyaretlerde oradaki partnerlerimiz, bizim ürünlerimizi satan firmaların yetkilileri ve patronlarıyla görüştüğümde çok elegant ve çok güzel ürünler üretmişsiniz ve bunların hakikaten kıymetli ürünler diye beğeniyle baktıklarını gördüm. Ve onların da buna satışta talepleriyle beraber hedefimize ulaşmış oluyoruz böylece. Ama daha önümüzde o kadar çok şey var ki bu işin bugünü yarından çok daha geride olmamalı ama hiçbir zaman yarın bugünden geride hiç olmamalı. Mutlaka bugününüzü yarın bir üste taşımak için çalışmak zorundasınız. Bizim yolumuz çok daha uzun, çok daha işimiz var. Çalışmaya devam. Şimdi bizim tabii daha çok ihracattaki hedeflerimizde olmayan ülkeler de şu anda var. Daha önce satış yaptığımız ülkeler daha çok Kafkasya, Balkanlar ve Orta Doğu bölgesiydi. Orta Doğu bölgesi biliyorsunuz bir ciddi savaş var. O savaştan dolayı da ciddi bir güç kaybı var. Orada bir satış kaybımız var. Keza Kafkaslar'da İran faktöründen kaynaklanan ciddi anlamda bir satış kaybımız var. Biz bunu 1,5-2 yıl evvel sezdiğimizde hemen önümüzü Avrupa ve Amerika tarafına çevirdik ve ürünlerimizin de hepsini o bölgeye doğru geliştirdik. O bölgenin insanların da talep edeceği bütün ürünlere şu anda yaptık. Artık önümüzde yeni bölgelerdeki tanıtımlarımız daha çok ön plana çıkacak. Almanya'da bir showroom'umuz yakında açılıyor. İkinci showroom'umuz Stuttgart'ta kısmetse açılacak. İsrail'e bir showroom yapıyoruz. İngiltere'de bir showroom yapıyoruz. Derken Amerika fuarında da inşallah bu sefer Nisan'da Orlando'da iyi bir şov yapmak suretiyle artık ihracattaki tanıtım hedefimizin son noktasını da koyacağız. Firma, ihracat hata yapmak üzere yeni yeni pazarlara açılmak için yurt dışında showroomlarını açmayı sürdürerek Türk seramik sektöründe yükselen değerler varlığını devam ettiriyor. Dün birinci gün olmasına rağmen aynı yoğunluğu dün de yaşadık, bugün de yaşıyoruz. Çok şükür yani bu konuda insanların teveccühü bizi çok sevindiriyor, son derece memnun ediyor. Bu bizim belki de başarımızın esas en güzel tarafı. Başkalarının bizi beğenmesi bizim için çok önemli. Arayıp sormaları önemli. İnşallah bu beğeniye layık olmaya gayret edeceğiz ve inşallah oluruz. Ben ekibime bu ürünleri yapan ve de buraya sunan, başta Mimar Ayhan Bey olmak üzere bu standı hazırlayan ve satış ve ihracat ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Onları hazırlayan Ar-Ge ve üretim ekibimize çok teşekkür ediyorum. Bunlar gerçekten özveriyle çalışan, genç olmalarına rağmen çok değerli insanlar, samimi insanlar. Bizim önümüzde daha yapacak çok işimiz var. Onlarla beraber yola devam. Şimdi de kameramızın objektifini Karadeniz'e, Bartın'a çeviriyoruz. Bartın'da faaliyet gösteren firma bakalım 2017'de neler yapıyor? Firma kalite politikası, ürün kalitesi, müşteri memnuniyeti, teknoloji takibi, eğitim ve takım ruhu, sürekli gelişim, etik ve çevre duyarlılığı üzerine kurulmuştur. ...1994 yılında ufak bir fabrika olarak kuruldu. İlk işimiz bir kamera fırınla başladık. Sektörde yavaş adımlarla ilerledik, emin adımlarla ilerledik. Bugün
Firmamızda 3 tane kamera fırın, 1 tane de tünel fırın olmak üzere 4 tane fırınımız var. Bunun yanında 20 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz. Ayrıca şu anda 400 kişiye de istihdam sağlıyoruz. Şirket bu kalite anlayışını her türlü üretim ve hizmet çalışmalarında özenle ve sürekli olarak uygulamaktadır. Hedefimiz tabii daha yüksek. Bunlar bizim için ufak rakamlar diye düşünüyorum. Şu anda üretimimizde seramik üretiyoruz. Banyo seramikleri üretiyoruz. Vitrifiye üzerine üretiyoruz. Bunun dışında banyo mobilyaları üretimimiz var. Ayrıca klozet kapaklarımızı da kendimiz üretiyoruz. Her türlü insana hitap etmeye çalışıyoruz. Yüksek gelir grubundan düşük gelir grubuna. Biz müşterimizi seçmek istemiyoruz da müşterilerimizin bizi seçmesi hedefimiz bizim için. Bu konuda elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. 1994 yılında kurulan firma günümüze kadar büyümesini geliştirerek Bartın ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Üretimi Bartın'da yapıyoruz. Ufak bir il. Büyük illere göre hatta üretim yapmak biraz daha zor ufak illerde. Ama şehrimize de katkımız olsun diye Bartın'da yapmayı tercih ediyoruz. Üretim kapasitemiz seramik olarak 1.2 milyon bütün kapasitemizde kullanıyoruz. Banyo mobilyası olarak da 2000 tane dolap üretiyoruz ayda. Banyo dolapları gittikçe büyüyen bir sektör. Çoğu firma da bu konuya adım attı. Biz de bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sektörde kendimize önemli bir yer edindiğimizi düşünüyorum. Bunu da daha da ilerleteceğiz inşallah. Ürünlerimiz diğer firmalara göre tasarımsal anlamda biraz daha güzel. Kendi tasarımcılarımız var. Öz ürünler üretmeye çalışıyoruz. Müşterilerimize daha yüksek kapasiteyle daha hızlı, daha güzel hizmetler vermeye çalışıyoruz. Geri çevirmemeye çalışıyoruz hiçbir zaman müşterilerimize. Son modayı her zaman takip etmeye çalışıyoruz. Kalite ve fiyat anlamında da sektördeki en iyilerden olduğumuza inanıyorum. Çoğu ülkeye ihracat yapıyoruz. Almanya, İngiltere gibi ülkeler başlıca hedefimiz. Bunun yanında Afrika pazarı da gelişen bir ekonomi. Bizim için de çok önemli. Irak, İran, Suriye. Bunlara da özellikle aynı titizlikle yaklaşmaya çalışıyoruz. Müşterimiz olmak isteyen insanlara da diyebilirim ki bir ürünlerimizi görsünler, baksınlar. Kendileri zaten seçeceklerdir. Tabii ki gelişiyoruz, kapasitemizi arttırıyoruz, kendimizi büyütüyoruz. Geçen sene açıkçası daha ufak bir standaydık ve standta gelen müşterilerimize yeterli hizmeti veremediğimizi düşündük. Bu sene daha geniş, daha ferah, daha çok personelle biraz daha iyi hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Hatta belki seneye biraz daha büyütmemiz gerekebilir standımızı. Seramik sağlık gereçleri, banyo mobilyaları, tamamlayıcı ürünler üreten Alvit, büyümeye devam ederek ekonominin yükselen değerleri arasındadır. Firma Kayseri'de kuruldu. Faaliyetine Kayseri'de devam ediyor. Kayseri'nin ekonomisine ve Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlıyor. Detaylar VTR'de. İsmini var olduğu topraklardan alan firma, 1993 yılında Kayseri'de kuruldu. Firma, günümüzde Anadolu'nun geçmişten günümüze yansıyan kültürel zenginliğini günümüze uyarlayarak seramik sağlık gereçleri pazarına özel ürünler sunmaktadır. Thank you.
1993 yılında fikir olarak ortaya atıldı. 1994 yılında inşaatına başlandı. 1994 yılından bugüne kadar inşaatın değişik kademeleriyle birlikte fiziki olarak büyümeye devam ediyoruz. Toplam 350 bin metrekarelik tesisleriyle yılda 3 milyon vitrifiye üretimi yapan marka, sektörün yeniliğe yön veren markası olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemektedir. 1994 yılında ilk üretimine başladı. Günlük 100 adet sadece tuvalet taşı ve lavaboyla başlayan üretimimiz şu anda günlük 10 bin adede kadar çıkmış durumdadır. Tabii ki bunun değişik merhaleleri oldu. Özellikle Türkiye'de kriz yıllarında aldığımız yatırım kararlarıyla birlikte bugün sektörünün en önde gelen birkaç firmasından biri haline gelmiştir. 2009 yılında da başlayan İncesu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerimizle de birlikte banyo lavabolarında Türkiye'nin en büyük tesisini kurmuş bulunmaktayız. İki farklı bölgede üretim yapıyor. Birincisi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ve ilk kuruluşumuz. İkincisi de biraz önce bahsettiğim gibi 2009 yılından sonra İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptığımız yatırımdır. Kayseri'deki ilk kuruluşumuzda sadece lavabo, tuvalet taşı ve ayaklı lavaboları üretirken, klozet üretirken, şimdi İncesu Organize Sanayi Bölgemizde banyolarda kullanılan tezgah üstü lavaboları üretmekteyiz. Banyolarda kullanılan tezgah üstü lavabolarda yıllık kapasitemiz 1 milyon adet olup bugün itibariyle hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın en büyük tesisidir. Tüm üretiminin %35-40'lık kısmını Avrupa ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere 60 ülkeye ihraç etmektedir. Şimdi seramik deyince bizim içinde bulunduğumuz konum seramik sağlık gereçleri konumudur. Bu konuda Türkiye gerçekten ciddi mesafe almış bir ülkedir. Avrupa'da bu konuda Türkiye sektörün birinci ülkesidir. Dünyanın da şu anda rakamlar ve istatistikler itibariyle dördüncü ülkesidir. Tüm üretimini standartına uygun olarak sürdüren Turkuaz Seramik, dünya standartlarında yaptığı üretimle en yeni teknolojileri takip etmekte ve bu teknolojileri üretim süreçlerine aktarmaktadır. Sektörümüzde sağlık gereçleri sektöründe yaklaşık 35 tane firma Türkiye'de faaliyet göstermekte olup bunlardan yıllık 20 milyon adet seramik sağlık gereçleri, tabii bunun artı eksi %5 farklar olabilir, üretilmektedir. Bunun sadece ve sadece %15'ine yakınını tek başına üretmektedir. Bu sektörde bulunduğumuz konum itibariyle herhalde hem sayın seyircilerimize hem de sizlere bir fikir vermesi açısından önemli bir rakamdır. 2017'nin trendlerine geldiğimiz zaman biz hem antibakteriyel yüzey konusunda hem de yeni uluslararası bir yarışmada aldığımız tasarım ödülü konusunda klozetimizle uluslararası bir tasarımda birincilik ödülünü aldık. Geldiğimiz nokta itibariyle hem firma olarak hem Kayseri olarak hem de Türk seramiğinin nereye geldiğini gösterme açısından bu bizim için çok önemli bir hadise. Bu tasarım yarışmasına 55 ülkeden aşağı yukarı 600'e yakın ürün katılmıştır ve bayrağı göğüslemiştir. Bu hem Türk seramiği açısından hem de Kayseri açısından nereye geldiğimizin bir göstergesidir. Ürünümüzün özellikleri şöyle, aslında her ürünümüz bizim ödüle layık bir ürün. Çünkü istediği opsiyonel olarak her ürünümüzü antibakteriyel olarak yani kir tutmaz yüzey olarak üretebiliyoruz. Bu tabii opsiyonel bir isteğe bağlıdır. Son trendlerde hem İtalyanlardan hem de kendi tasarımcılarımızdan tasarım desteği de alarak ürünlerimizi Avrupa pazarında üst segmente taşımış durumdayız. Takip edilen bir marka ve takip edilen bir pazar olarak da konumlanmış durumdayız.
yaklaşık 7 yıldır Ankara bölge dağıtımını yapıyoruz. Yeniliğe açık bir firmayız. Sürekli yenilik yapan, üretim yapan, çok geniş yelpazede hem yurt içi hem yurt dışı pazara hitap eden bir marka olduğumuz için Ankara bölgesinde bölge dağıtıcılığını yapmaktan onur duydum bir marka. Hakikaten aile bireylerinden biri olarak kendimi görüyorum. İnşallah ülkemize çok önemli katkısı olacağını düşünüyorum. Yani hakikaten yaptığı yeniliklerle, ürün çeşitleriyle sektöre yön veren bir kuruluşuz. Özellikle tezgah üstü ürünlerde, klozetlerde çok önemli başarılara imza atan bir kuruluşuz. İsmim Cem Sezgin. İstanbul Anadolu Yakası ana dağıtıcı bayisiyiz. Nüfus arttıkça daire sayısı ona göre daha az oldukça küçük banyolar yapılıyor dolayısıyla. Dolayısıyla oraya uygun ürünler daha aratılmaya başlandı. Ama bununla birlikte estetik de geliştiği için, estetik kaygı da geliştiği için yani daha ince lavabolar, daha ince çizgiler olmaya başladı. Ürünü kullanan müteahhitler veya mimarlar inanın samimi söylüyorum bir projesinde bir sonrakinde yine kullanılıyorlar. Çünkü o kayı gerçekten çok iyi yakalamış ve çok iyi lanse ediyor ürünlerine. Yani o çizgiyi, o hissiyatı ürünlerden hissedebiliyorsunuz bu görerek. Bu da tabii ki tekrar tercih edilme sebebi oluyor yani. İhracatımız genelde klasik bir pazarlarımız var. Orta Doğu pazarı, Afrika pazarı gibi. Ama bunun yanında bizim için asıl olan istikrarlı pazarlar. Bu pazarlarda hepimizin bildiği gibi diğer konularda sadece seramikte değil, Türkiye'nin diğer üretim konularında da Avrupa pazarı, Amerika pazarı tabii ki bizler için çok önemli bir pazarlar. Bu pazarlara da girmek için olağanüstü gayretler sarf ediyoruz. Zaten de girmiş durumdayız. Bir yıldır Allah'a şükür Amerika'ya da ihracat yapıyoruz. Ama Avrupa pazarında ciddi bir sorunumuz yok. Gayet de güzel gidiyoruz. Şu konuyu müsaade edin bahsedeyim. Kayseri'de 900 kişiye istihdam sağlamakta. Bu bir ekip işi. Tüm ekibimiz, güvenlik görevlimizden en üst yönetim kurulu başkanımıza kadar bu işte emeğe geçen herkese burada huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Aslında bazen zaman zaman ben şöyle kendi kendime düşünüyorum. Niye çalışıyoruz? İnanın ben kendim için çalışmaktan ziyade çalışanlarımızın maaş aldığı zaman, ikramiye aldığı zamanki mutluluklarını gözümle gördüğüm zaman, çünkü biz de çok yoksul bir aileden geldik. Onların mutluluğunu gördüğüm zaman bu işe çalışmanın devam etmek gerektiğini, artık Türkiye'nin geçtiği bu kritik süreçten de bizim gibi eli iş tutan, aklı fikri eren insanların bu işe daha çok gayret etmesi gerektiğini, özellikle son trendde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin Milli İstihdam Seferberliğine 3 kişi, 5 kişi, 15 kişi, 25 kişi gücümüzün yettiği kadar katkıda bulunmak bizlere hakikaten kendimizden ziyade mutlu eden, ülkemizi mutlu eden, toplumumuzu mutlu eden ve kendi gönül dünyamızda da ayrı bir ferahlık, mutluluk yaratan bir olay olarak düşünüyoruz. Kendimizden ziyade artık toplum için çalıştığımıza düşünüyorum ben. Efendim teşekkür ediyoruz. İnşallah hep birlikte Türkiye'de yükselen değerlere, 2023 hedeflerine taşıyacağız. Günümüzde gerek istihdama sağladığı destek, gerekse ülkemize sağladığı döviz girdisiyle firma Türkiye'nin yükselen değerleri arasında yerini almıştır. Özellikle Türkiye'de kuyumculuk alanında çok güzel çalışmalar yapılıyor. Sürekli olarak yenilikler yapılıyor. Hatta değerli izleyenler, İtalya'yla yarışır durumdayız. Detayları VTR'mizde izleyeceğiz. Bakalım özellikle kuyumculuk alanında faaliyet gösteren firma ne tür başarılar elde etmiş? Firma yöneticileri 30 yılı aşkın bir süredir kuyumculuk sektöründe faaliyet göstermektedir. Senedir bu meslekteyiz. Bülent Bey'le beraber, Bülent Keser Bey'le beraber. Ürün konseptimiz sırf yüzük çalışıyoruz. Yüzük ağırlıklı. Modellerimiz işte füzyon olsun, döküm olsun. Kendi modellerimiz, en büyük özelliğimiz kendi modellerimizle çalışıyoruz. 10 bin taneye yakın modelimiz var. Kendi üretmiş, tasarlamış olduğumuz modellerimiz var.
Onlarla çalışıyoruz. Haftalık 50 ile 100 arası model üretiyoruz. Ciddi bir rakam bu. Ama önceden, seneler önce, ilk mesleğe başladığımız senelerde bu oran ayda bir tane model çıkardı. Ben bilirim 5 sene boyunca 30 tane modelle ürün ürettiğimizi. Ama şu anda sektör her hafta yenilik, her geçen gün yeniliğe ayak uydurmak zorundayız. İşimiz daha çok makineleşmeye başladı. Üretim, daha çok bilgisayar özellikli makinelerle sektör böyle ilerliyor. Şu an yüzük üretiminde adeta dünyada iz bırakma peşinde olan Aga Kuyumculuk tüm üretimini yurt dışına ihraç ediyor. İyi hedefler bekliyoruz. İnşallah bu fuarlarda iyi müşteriler, yurt dışından gelen müşterilerle iyi bir portföy yakalayacağız. Türkiye'de üretim yapan firma Türkiye'ye döviz girdisi sağlıyor. SR Kuyumculuk her hafta yaklaşık 10 yeni model üretiyor. Bu durum ürünün alıcılara karşı cazibesini arttırıyor. Şimdi sözü firmanın tasarımcısı Nuri Tüfekçi'ye veriyoruz. Biz firmamızda genelde yüzük, kolye, küpe, bileklik tarzı ürünleri daha fazla yapıyoruz. Sektör yüksek teknolojiyi kullanarak geçmişten daha da ileriye doğru gidebiliyor diyebiliriz. Bayanlara çok şey önerebiliriz, çok şeye yönlendirebiliriz ama kalite ve güzelliği yönlendiremeyiz. En iyi seçecek onlardır. Bu yönden biz iddialıyız zaten. Hayvancılık alanında yapmış oldukları başarılı çalışmaları sizlerle buluşturacağız değerli izleyenler. Gerçekten takdir edilecek çalışmalar. Bakalım detaylarda neler var. Şirket, hayvancılık faaliyetlerine 1990 yılında Almanya'dan damızlık gebe düve ithalatı yaparak devam ettirmiştir. Ülke hayvancılığına katkısının daha fazla olacağına inandığımız suni tohumlama çalışmalarının fizibilite ve proje çalışmalarına 1994 yılında başlanmış ve 1996 yılı Şubat ayında Trakya bölgesinde kendi ithal ettiği suni tohumlarla suni tohumlama faaliyetlerine işlerlik kazandırılmış, ülke çapında suni tohumlamanın gelişmesine öncülük etmiştir. 2015 yılında hayvancılık faaliyetlerini tek bir çatıda birleştiren kooperatif Tarex Hayvancılık AŞ'yi oluşturmuştur. Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir iştiraki olarak kuruluyor. Kuruluş amacı 1996 yılında Trakya bölgesi Lüleburgaz'da ilçesinde yurt dışından, nereden? Almanya'dan getirdiği ithal kaliteli spermalarla hayvanları tohumlama amacıyla kurulmuş bir şirket. Buradaki bu amacımız şu: kaliteli spermalarla hayvanlarımızı tohumlayarak daha iyi kaliteli damızlık hayvanlar elde etmek amacıyla kurulmuş. Yılında Yozgat ilinin Boğazyan ilçesinde süt işletmesi kurularak buna bir ek işletme, yani burasında böylece hayvancılığı çeşitlendirmek olarak kurulmuş yine bir süt işletmesi. Mayıs 2015 tarihinde tescil edilen şirket, ana hissedarı düzeyinde 150 yıllık birikim, ithalat ve suni tohumlama düzeyinde 25 yıl,
çiftlik üretimi düzeyinde 6 yıllık tecrübeye sahiptir. TGRT Haber'de yayınlanan Yükselen Değerler programında bu bölümünde sonuna geldik. Programın detaylarını programımızın web sitesinden takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde sizlerle tekrar görüşmeyi ümit ediyoruz inşallah. Hayırlı akşamlar diliyoruz.